Türkiye Suriye ile ve Irak'la son bir yıldır mücadele etmeye başladığında, özellikle terörle mücadele konusunda şartlar ciddi manada değişti. Her şeyden önce Orta Doğu son bir yılda daha fazla kanadı. Sınırlar Orta Doğu'da yeniden çiziliyor. Yeni ittifaklar kuruluyor. Etnik ve mezhep yapısına bağlı olarak defakto devletçikler ortaya çıkıyor. Tanınmamış devletçikler. Esasen bu coğrafyada ne sınırlar, doğal sınırlar, ne de bu sınırların içerisindeki halklar gerçek manada homojen. Bu noktada Orta Doğu bir geçiş süreci yaşıyor. Ve bu geçiş sürecinin uzunca bir süre alacağını bilmeliyiz. Bu bölgedeki değişimi doğru anlayan, bu bölgedeki değişimi doğru yöneten, bu bölgedeki değişime öncülük edenler, strateji belirleyenler gerçekten kazanıyorlar. Ama değişimin arkasından sürüklenenler, ona taşeronluk edenler kaybediyorlar. Biz bu bölgeyle ilgili gerçekten fahiş hatalar yaptık. Esasen bu bölgeyi en iyi bilmemiz gereken bizken, içeriden bilen bizken, sanki bir yabancı elmiş gibi davrandık ve çok ciddi hatalar yaptık. İrtifa kaybettik, zemin kaybettik. Esasen Orta Doğu'da bütün boyalı sözlere rağmen Orta Doğu'yu kaybettik ve halklarını kaybettik. Model ortak dediğimiz, NATO müttefiği dediğimiz ülkeye sizin lideriniz gittiğinde, eğer o ülkenin lideri sizin liderinizle 30 dakika görüşmemek için Kırtdere'den su getiriyorsa, Suriye'de sizi değil sizin düşmanlarınızı destekliyorsa, Irak'ta bölgesel Kürt yönetimiyle olan ilişki seviyesi sizin devletinizle olan ilişki seviyesinin üstüne gitmişse, siz zaten baştan kaybetmişsiniz demektir. Bu gaflet ve delaletten uyanmak lazım. Bizim Orta Doğu ile ilgili ciddi bir hesap hatası yaptığımızı düşünmemiz lazım. Bugün bizim ÖSO üzerinden Suriye'yi şekillendireceğimizi düşünüyorsak yine yanılıyoruz. Bölgedeki Suriye'nin geleceğindeki bütün halklar, Araplar, Kürtler, Türkmenler bu ortak paydayı, Suriye'nin geleceğini birlikte karar vermeleri. Biz bir şey dikte etmemeliyiz. Suriye'nin geleceğine biz karar vermemeliyiz. Biz sadece orada olacak değişime, dönüşüme Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından yaklaşmalıyız. Onun dışındaki o halkların kararıdır. IŞİD'in çekildiği alanları kim kontrol edecek? IŞİD, Irak'ta çekildiği alanları şu anda kim kontrol ediyor? Suriye'de kim kontrol etti? Bizim mutlaka IŞİD sonrası döneme ilişkin hem Irak'ta hem de Suriye'de bir politikamız olmalı. Bunu yapmalıyız. Fırat Kalkanı ile ilgili olarak bu operasyonun amacı Suriye'yi dizayn etmek değildir. Bu operasyonun amacı oradaki halklara zarar vermek değildir. Bu operasyonun amacı esasen IŞİD'i kovmak sınırdan ve orada PYD'nin bir koridor oluşturmasını engellemek olarak takdim edildi. Sınırlı tutulmalıdır. Rakka'ya karasal birliğin gönderilmesi, Musul'a bir koordinasyon olmadan karasal birliğin gönderilmesi Türkiye'yi gerçekten dönüşü olmayan bir bataklığın içerisine sürükleyebilir. Unutmayalım, Türkiye yalnızdır. Sizin yüzünüzden yalnız. Çünkü uluslararası toplum maalesef Türkiye'ye hiçbir konuda destek vermiyor. Böyle bir ortamda bu kadar büyük bir risk alıp orduyu sırf başkalarının gazına gelip daha derinlere sürmek Türkiye'ye zarar verir. Lütfen ölçülü olalım. Bizim tek savunduğumuz bu ülkelerin toprak bütünlüğüdür. İstikrara kavuşmasıdır. Fırat Kalkanı konusunda da aşırılığa kalkışılmamasıdır. Çünkü Türkiye gücünü bilmeli, gücünün sınırlarını bilmeli ve tuzakları da bilmeli. Bölge bizim bildiğimiz gerçek tuzaklardan daha fazla siyasi tuzakla döşenmiş durumdadır. Hepinize saygılar sunuyorum.